Sevgili takipçilerim merhaba. Bugün çok çılgın bir lezzet için videomuzu çalıştırdık. Amerikan polislerinin filmlerde yediği bu renkli çikolatalı donutlar. Bu donutlardan yapacağız bugün beraber sevgili takipçilerim. Bugün çılgın bir parti için beraberiz. Şöyle malzemelerini kısaca tanıtayım değerli takipçilerim. Donut malzemesi olarak 3 bardağı elenmiş un ihtiyacınız var. 1 çay bardağı kadar ılık süt, 3 yemek kaşığı kadar toz şeker, 1 tane yaş maya, 1 çay kaşığı kadar tuz, 1 çay bardağı ılık su, 2 adet yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı margarin veya tereyağı sizin tercihiniz, kızartmak için sıvı yağ veya fırında pişirirsiniz. Süreçleri yavaş yavaş beraber inceleyeceğiz. Değerli takipçilerim. Biz şimdi malzemeleri tanıttık. Hamurumuzu tabi video zaman anlamında sizi yormasın diye ben hamuru önceden hazırladım. Ama hazırlanış şeklini kısaca tarif edeceğim şimdi size. Öncelikli olarak bir kabın içerisine bu mayamızı, değerli takipçilerim, bu mayamızı eritiyoruz bir suyun içerisinde. Hazırlamış olduğumuz bir bardak ılık su vardı biliyorsunuz. Az bir şey sudan şey yaparak mayamızı bir kabın içerisinde eritiyoruz güzelce. Eritme işleminden sonra geniş bir yoğurma kabı ayarlayacağız, böyle kırmızı bizdeki gibi. Bunun içerisine unumuzu, toz şeker ve tuzu ekleyerek güzelce bir karıştırıyorsunuz. Sonra üretmiş olduğumuz bu erittiğimiz mayayı üzerine ilave ediyoruz. 2 adet yumurta sarısını ilave ediyoruz ve sütü ilave ederek güzelce bu malzemeleri karıştırıp elimizle tereyağı da ekleyerek güzelce yoğuruyoruz. Kulak memesi kıvamına gelene kadar, değerli takipçilerim, kulak memesi kıvamına gelene kadar bu hamurumuzu bu şekilde elle güzelce yoğuruyorsunuz. Yoğurma işleminden sonra üretmiş olduğunuz hamuru ikiye bölüyorsunuz değerli takipçilerim. İkiye böldükten sonra bu hamurun şimdi yarısını ben şey yaptım. Diğer yarısını beraber burada uygulayacağız. Mayalanmasını beklemeden önce hamurumuzu şekillendireceğiz değerli takipçilerim. Şekillendirme işlemini bitirdikten sonra biz hamurumuzu şey yapacağız. Mayalanmaya bırakacağız. Şöyle zemine biraz un serip değerli takipçilerim. Bunun üzerine de şöyle üzerine birazcık un yaparak merdanemizle 1,5 santim kalınlığa gelene kadar bu hamurumuzu açacağız. Sevgili takipçiler. Tabii bu arada şekil vermek için ben şöyle bir kapak kullandım. Bu kapakla keseceğim. Göbeğini de böyle bir su şişesinin kapaklarından da faydalanabilirsiniz. Önce bir hamurumuzu böyle 1,5 santim kalınlığa gelene kadar genişleteceğiz. Değerli takipçiler. Fazla da inceltmeyelim. Pişirirken donutlarımız incelmesin. Yeteri kadar kabarıp o istediğimiz kalınlıkta, görsellikte olsun. Evet değerli takipçilerim, gördüğünüz gibi 1,5 santim kalınlık kadar böyle hamurumuzu yaydırdıktan sonra bu hamurumuzdan şimdi şekiller çıkartacağız. Evet. Yine kapağımızı da böyle biraz unla şey yapalım ki hamur keserken püf nokta olarak size vereyim. Şimdi burada tabii ince hesap yapalım. Çok fazla hamur elde etmiş olalım değerli takipçilerim. Bu şekilde hamurlarımızı dairesel olarak keseceğiz. Açmış olduğumuz bu hamurdan ne kadar çok daire üretirseniz o kadar fazla donut elde etmiş olacaksınız. Bu konuda biraz ince hesap yapacaksınız değerli takipçilerim. Bu arada değerli takipçilerim, benmer usulü
çikolata, sevdiğiniz kadar beyaz kahverengi çikolata eriteceksiniz. Ondan sonra renkli şekerlemeler, marshmallow türü süslemeler, süslemeler size ait. Bunun için nasıl malzemeler seviyorsanız hepsinden üretirsiniz değerli takipçilerim. Çünkü pişirme işleminden sonra süsleme yapacağız. Göbeklerini bu şekilde kapakla çıkartıyoruz sevgili takipçilerim. Evet, gördüğünüz gibi donutlarımız yavaş yavaş şekil almaya başlıyor. Sevgili takipçiler. Harika bir donut üretiyoruz. Keyifli bir donut üretiyoruz. Süslemesi de bir o kadar muazzam olacak, emin olun. Bugün videomuz çok keyifli olacak değerli takipçilerim. Böyle şekillerini bozmadan buradan güzelce ayıracağız bunları. Sevgili takipçilerim. Böyle yağlı kağıt koydum ben bir tepsinin içine. Bunları bu şekilde diziyorum. Mayalanmaya bir bırakacağız bunları. Üstünü örtüp. Sevgili takipçiler. Kızartma öncesi bunlar. Üzerini örtüp mayalanmaya bırakacağız. Sevgili takipçilerim, 1 saat kadar, en az 1 saat bekleteceğiz bu şekillendirdiğimiz donutlarımızın hamurunu. 1 saatten önce kesinlikle pişirmeyeceğiz. İyice mayalanacak bunlar. Güzelce kabaracak. Sevgili takipçiler, acele etmeyeceksiniz. Kesinlikle çok acele ederseniz 45 dakikadan en azından daha aşağı olmasın beklemesi. Sıvı yağda kızartabilirsiniz pişirirken veya fırına vererek de pişirebilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz. Ben bugün sıvı yağda üreteceğim. Orijinal lezzeti sıvı yağ. Evet sevgili takipçilerim, şimdi 1 saat bekleyeceğiz. 1 saat sonrasında buluşacağız. Değerli takipçilerim, 1 saatlik zamanımız doldu. Donutlarımızın artık mayalanma süreci gerçekleşti. Şimdi süslemek için böyle granül şeker, ben marshmallow kullanacağım. Tarçınla toz şeker karışımı kullanacağım. Orman meyvesi kullanacağım değerli takipçilerim. Benmeri usulü beyaz çikolata erittik. Siyah çikolata erittik. Sıvı yağda kızartacağız değerli takipçilerim. Yavaş yavaş donutlarımızı kızartmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi mayalanma sonrası kalınlaştı. Kabardı güzelce. Harika donutlarımız pişmeye başladı değerli takipçilerim gördüğünüz gibi. Kızgın yağda hemen donutlarımızı çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi donutlarımız hemen patır patır oluyor sevgili takipçilerim. Fazla siyahlaştırmadan donutlarımızı hemen
Gördüğünüz gibi simit gibi harika rantlarımız gerçekleşti sevgili takipçiler. Şu güzelliğe bakar mısınız? Muhteşem rantlarımız hızlı bir şekilde muhteşem danıtlarımız gördüğünüz gibi sevgili takipçilerim artık pişiyor. Can simidi gibi. Amerikan polislerinin Amerikan filmlerinde bol bol tükettiği bu danıtlardan artık siz de evinizde yapıp tüketebileceksiniz sevgili takipçilerim. Tarifimiz gayet basit ve güzel oldu, kolay oldu. Sadece zamanlamalar önemli sevgili takipçilerim. Zamanlamalara dikkat edeceğiz. Aksi takdirde gerektiği gibi kabarmaz. Böyle şişkinliği sağlayamayabilirsiniz. Fazla yakmadan. Bir parti daha pişirelim. Ondan sonra süslemesine geçelim sevgili takipçilerim. Yağımız iyice ısındığı için çabuk rengini alıyor. O yüzden yakmadan hemen şahane danıtlarımızı pişirelim sevgili takipçilerim. Hafiften bizim lokmamızı andırıyor aslında ama yapılış şekli itibariyle sıvıya. Fakat tabi hamuru özel. Yani bir lokma hamuru gibi değil sevgili takipçiler. Danıtlarımız gerçekten çok şahane. Şahane oldu. Sevgili takipçilerim çok şahane. Hamurun özelliğinden dolayı fazla yağ emmiyor. Değerli takipçilerim.
Beklediği zaman gördüğünüz gibi kabarma işlemi bu şekilde oluyor. Bir saat sonrası. Bir saatten az olmayacak. Bir saat ve üzeri sürede beklediği zaman çok daha lezzetli ve güzel oluyor değerli takipçilerim. Sevgili takipçilerim, şimdi muhteşem donatlarımızı geldik süsleme kısmına. Güzel güzel böyle pişirmiş olduğumuz bu donatlarımızı şimdi çok güzel şekilde süsleyeceğiz. Beyaz çikolatalarıyla süsleyelim sevgili takipçilerim. Çikolataları benmaryo usulü eritiyorsunuz. Bu sosumuz tarçınlı toz şeker.
Zaten üzerine hafif tarçınla, toz şeker. Yine böyle birazcık. Evet, değerli takipçilerim, gördüğünüz gibi artık bizim de donutlarımız hazır. Amerikan polislerinin Amerikan filmlerinde yedikleri bu muhteşem donutlardan artık biz de elde etmiş durumdayız. Sizin için şu donuttan hemen bir tadayım ben. Gerçekten süper oldu değerli takipçilerim. Muhteşem. Muhteşem bu görsellik ve lezzeti. Siz de yaşamanız dileğiyle diyorum. Sevgili takipçilerim. Pusula Çağlayan'ı takip etmeye devam edin. Pusula Çağlayan'ı takip edin. Gündemi yakalayın. Abone olun. Abone olması için çevrenize öneride bulunun. Muhteşem lezzetlerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Lezzetli günler. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Değerli takipçilerim, üretmiş olduğumuz gördüğünüz gibi donutlar marshmallowlu, süs şekerli, çikolatalı, orman meyveli, değişik soslamalarla, süslemelerle muazzam donutlarımız hazır.